Evet sevgili dostlar, bugün tost ekmeği yapımını tarifini vereceğim size. Lazım olan malzemelerimiz 500 gram un. Tarası düşününce 500 grama geliyor. Şu anda 588. Evet, bir büyük ölçü sütümüz. 1,5 ölçü, küçük olan ölçüden tuz ve 1,5 küçük ölçü tuz. Ve bir büyük ölçü yağımız var. Burada dikkat edeceğimiz husus şu çevirme çarkların, evet şunların içini yağlarsanız ekmeği çıkarırken kolaylık olduğunu göreceksiniz. Evet, bir büyük ölçü yağımız var. Tost ekmeği olduğu için şeker koymuyoruz. Eğer şeker koyacak olursanız normal ekmek yapmak için 3 küçük ölçek şeker koymanız gerekiyor. Ve 300 mililitre suyumuz var. Evet, yapımına başlayalım. Evet, bir büyük ölçü yağımızı boşaltıyoruz. Burada sıralamada önce sıvıları koymamız, tuzu koymamız, sonra un, sonra da evet, tuzumuzu koyalım, suyumuzu koyalım. Sütümüzü koyalım. Evet. Unumuzu, suyun üstünü kapatacak şekilde. Çünkü hamur mayası değmemesi lazım. Unumuzu elekten havalandırabilirsiniz. Daha güzel kabarır. ...500 gram unumuzu da sıvıların üzerine yaydık. Böylece instant mayamız tuzla temas etmemiş olacak. Çünkü biliyorsunuz ki tuz mayayı çürütür, kabarmasını engeller. Sonra programımızı ayarladık. Program seçimimizi yaptık. Sıcaklığımızı 200 ayarladık. Ve başlat düğmesine bastığımız anda gerisi makinenin yapacağı iş. Evet, makinamız çalışıyor. 2 saat 51 dakika sonra ekmeğimiz hazır. Şu anda evet, hamurumuz karışıyor. 2 defa hamur karıştırma, 3 defa bekletme, dinlendirme yapıyor. Ve sonrasında pişirmeye geçiyor. Onun için uzun sürüyor programımız. Program süresi buradan seçtiğiniz standart hızlı köy ekmeği, ultra hızlı tam buğday ekmeği, kepek ekmeği, hamur hazırlama, fırınlama, reçel hazırlama, sandviç ekmeği ve özel program olarak programlarımız var. Hangisini seçerseniz ona göre süre değişiyor burada. Ayrıca bekletme yapabiliyorsunuz. Bekletme yaptığınız zaman akşam hazırladığınız malzemeler sabah mis gibi kokan bir ekmek olarak sizi karşılıyor. Zaman ayarlamasını buradan yapıyorsunuz. Evet. Buradan program seçimi yapıyorsunuz. Sıcaklığını, ekmek boyutunu ayarlıyorsunuz. Bizimki büyük ve çok, orta, az sıcaklık ayarı, büyük, küçük ve çiftli de ekmek ayarı. Çiftli olunca haznesi, 2 tane haznesi var. Hazneyi değiştirip 2 ekmek aynı anda yapabiliyorsunuz. 2 farklı ekmeği de pişirebilirsiniz. Evet, şu anda 50 dakika sonra ikinci karıştırmaya başlıyor ve bir uyarı sesi geliyor. Bu uyarı sesini duyduğunuz zaman üzüm olur, zeytin olur, damla çikolata olur, içine katmak isterseniz bu uyarı sesini duyduğunuz zaman hamura karıştırabilirsiniz. Evet, süremiz sıfırlandı. Ekmeğimiz pişti. Ve ekmeğimizi çıkartıyoruz. Kapağımızı açtığımız zaman. Evet, tost ekmeğimiz olduğu için hafif, rengi açık görüyorsunuz. Çok sıcak. Buralarını tutmaya kalkarsanız eliniz yanabilir. Evet, şurada çevirme yerleri var. Oradan bir bez vasıtasıyla
oynatalım ki hamurumuz, ekmeğimiz daha rahat çıksın yuvasından. Evet, sonrasında havlu yardımıyla tutup ekmeğimizi biraz ileri geri sallayarak çıkmasını sağlıyoruz. Ekmeğimiz gördüğünüz gibi çok güzel. Yumuşacık, pamuk gibi. Afiyet olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayın. Abone olmayı da unutmayın.